Motor TV Romanya'dan herkese selamlar. Sevgili arkadaşlar, bugün Airtag'e deniyoruz. 2 aydır kullandığım ve denemesini yaptığım Airtag'in sizler için videosunu çekmek istedim. GPS cihazı yerine kullanılabilir mi? Sorunun cevabını net bir şekilde veriyorum. Hayır, tabii ki GPS olarak kullanılamaz. Ama motorunuzu kaybettiğinizde bulmanızı sağlar mı? Net cevap evet, sağlar. Arkadaşlar, ürün bu kadar küçük. Dolayısıyla motorunuzun istediğiniz yerine koyabilirsiniz. Ve pil ömrü 1 sene yetiyor. 1 sene sonra içini açıyorsunuz. Tekrar bu kumanda pilleri gibi yuvarlak pillerden takıyorsunuz. Yine ömrü 1 sene boyunca devam ediyor. Yani aküden herhangi bir elektrik almadığı için GPS cihazları gibi aküyü bitirme derdi yok. Tabii ki bir GPS cihazıyla karşılaştırırsak artıları ve eksileri var. Her zaman GPS cihazındaki konum aldığınız gibi konum alamıyorsunuz. Bu bir eksi. Ama etrafındaki cihazları kullanarak size konum gönderdiği için etrafından cihaz geçtikçe size konumunu atıyor, bildirim atıyor. Bir de tabii ki hareket sensörü vesaire bir şey olmadığı için motorunuza biri dokunduğunda, biri hareket ettirdiğinde size bildirim göndermiyor. Ama siz açayım bir bakayım motorum yerinde duruyor mu mesela, tatile gittiniz. Gün içinde bir açayım bakayım motorum nerede, yerinde duruyor mu vesaire, ya da sabah kalktım baktım motosiklet yok. Hemen açıyorsun bul uygulamasını, yerini rahatlıkla görebiliyorsun. 2 aydır kullanıyorum. Yani sürekli konum gönderiyor bana 3 dakika arayla, 5 dakika arayla, 12 dakika arayla. Yani yanımdan herhangi bir cihaz geçtikçe onu kullanıyor ve konum gönderiyor. Bu konuda başarılı olduğunu düşünüyorum. Eğer GPS cihazı taktırmak istemiyorsanız bence kesinlikle alınıp takılabilecek bir cihaz. Hatta GPS cihazınız varsa bile bence motosikletinizin bir yerine koyun, saklayın, bulunsun. Kesinlikle tavsiye edeceğim bir ürün olur arkadaşlar. Normalde cihazı açtığınız zaman hemen zaten iPhone bir cihazla kendi kullandığınız cihazınızı eşleştiriyorsunuz. Ve daha sonra bul uygulamasından takip ediyorsunuz. Teknik şeylere girmeyeceğim ama bunu motosikletin güzel bir yerine saklamıştım ben. Tekrar sakladığım yere geri koyacağım bunu ve bugün de güzel bir uygulama yapacağız. Yanıma hiçbir telefon almayacağım. Cihaz motosiklette takılı bir şekilde olacak. Ve 10-15 dakikalık bir uzaklığa gideceğim. Daha sonra Rabia beni bulmaya çalışacak. Evet sevgili arkadaşlar, üzerine hiçbir telefonu almadım. Cihazı da zaten motosikletimde bir yere sakladım. Onu tabii ki güzel bir yer bulmanız lazım. Kimsenin bulamayacağı bir yer olması lazım. Birçok yer var. 10-15 dakika kadar beni burada beklersin Rabia Hanım. Tamam. Ondan sonra beni takibe gelirsin. Ben gidiyorum. Mikrofonu da sana vereyim. Önce bir yere çekersin istersen. Evet arkadaşlar. Peki. Şöyle bir 10 dakikalık bir mesafeye gidelim. Evet, benim güneşin alnında bırakıp gitti. Şu an Salim'in telefonundan çekim yapıyorum ve uygulama Salim'in telefonunda. Bir 10 dakika sonra çıkış yapacağım. Evet arkadaşlar, 10 dakikalık bir mesafeye geldim. Bakalım Rabia'nın beni bulabilecek mi? Genelde ara yolları tercih ettim. Ana yollardan gitmedim. Tabii yine bir yerleşim yerindeyim. Çok ıssız bir yerde değilim yani. Etrafında binalar falan var. Artık buradan bakalım konum atabilecek mi? Bekliyoruz. Evet, saat 14.09. 15-20 dakika oldu. Ancak sanırım Salim'in olduğu yerde internet yok. Güncellemeye çalışıyor ama hala 16 dakikadan beri güncel değil. Nereye gitti bilmiyorum. Şu an öyle sokaklarda dolaşıyorum. Güncellerse konumuna doğru gitmeye çalışacağım. Az önce bir güncelleme oldu. Biz 0.9, yani 1 kilometre kadar uzaklıkta. Ben de bu sırada dolanıyordum. Biraz geç oldu. Sanırım olduğu konumda iPhone'lu birileri yoktu. Biraz ara yollara girmiş anladığım kadarıyla. Buralar biraz ıssız arazi gibi olunca internet bulması da tabii ki zor oluyor. Bir araba sesi duyunca kayda girdim ama Rabia'nın değmiş. Ne kadar geçti bakıyoruz. Evet, yaklaşık 20 dakika geçti. Bulamadı bizi. Acaba neden? Bir de kaç dakika sonra bu güncelleme oldu? Onun hakkında bilgi vereyim. Bir yarım saati buldu. Şu an daha apartmanlı bir yerlere girdim. Sanırım buralardan geçti ki bu güncellemeyi aldı. Yakınlarda gözüküyor. Bakalım. Evet, Bir aksilik mi bulundunuz. oldu? Evet, yarım saat güncellemesi sürdü. Neredeydin tam olarak biliyor musun? Tam olarak şu ara sokak var ya şurada. Sağdaki ara sokak. Sokağa girdim. Orada sokak bitiyor artık, yol bitiyor orada. Ama yine apartmanlar falan var yani. Orada bir ağacın altında durdum.
Ama apartman falan vardı yani etrafında. Bir 30-35 dakika boyunca hiç güncelleme olmadı. Sinyal gelmiyor. Hiç sinyal yoktu. Çok kötü. Hatta bir ara dedim ki herhalde AirTag'i sen motoru takarken yeniden düşürdün sandım. Eski yere gidip bakacaktım AirTag orada mıydı diye. O Oo. kadar şey yaptım. Ama sonra öyle geziniyordum. Gezinirken bir anda güncelleme geldi. Hemen ondan sonra geldi. Evet, demek ki sinyali çok geç gönderdi yani. Evet. Evet, ben de şey yaptım. Bir aksilik falan çıktı herhalde diye düşündüm. Oradan çıktım o yüzden. Şurada markete gireyim dedim. Motoru oraya çekeyim dedim. Marketten su falan aldım. Orada İşte muhtemelen tam o sırada herhalde güncelledi. Marketin oraya gidince güncellemiş olabilir yani. Dolayısıyla sevgili dostlar testini yaptım. Ama şöyle bir şey işte 30 dakika boyunca sinyal de göndermedi mesela. Yani sinyali ne zaman göndereceği belli olmadığı için tabii ki artıları var, eksileri var demiştik. Eksilerinin en büyük eksisi olarak sürekli sinyal gönderememesini söyleyebiliriz. Ama tabii yani çalıntı durumu falan Allah kimsenin başına vermesin. Ben yine de söylüyorum motosikletinizde bulunmasında fayda var sevgili dostlar. Evet, bu bölümlük bizden bu kadar. Takipte kalın. Hoşça kalın.